12. parametrenin değişimi sorumuz. Ee, hemen homojen çözümü bulalım. A kare eksi 2a artı 1 eşittir 0. O zaman bu a eksi 1'in parantez karesidir. Bunun sıfır olması demek, birbirine eşit iki kökün olması demek. A 1, 2. 2 de 1. Bu durumda homojen çözümümüz ne oluyor? C1 çarpı E üssü x artı C 2x çarpı e üssü x olacaktır. Peki y 1imiz ne bizim? y 1imiz e üssü x y ikimiz ise x çarpı e üssü x olacaktır. fx'imiz burada x e üssü x artı 2 onu da kutu için alayım. Şimdi e, determinantımızı bulalım. Burası kendi determinantı. Nedir? E yazdım y1'i. Y2'yi de yazdım. E üstü türevini aldım. E üstü x. x türevi. Birincinin türevi 1 bir çarpı ikinci. Artı ikincinin türevi e x çarpı birinci. İşlemleri yapalım e üzeri e x yaparsam e üzeri x çarpı e 2x artı x tane e 2x çıkartacak olursam eksi e x çarpı aynısı çıkıyor. x çarpı e 2x. Bunlar sadeleşiyor. Ne çıkıyor? e 2x'miş. W'miz de bulduk. Şimdi U1'i bulalım. U1 eşittir. Eksi unutmuyoruz. Y2'yi yazıyoruz önce. X eksi x. Bunu ile çarpıyoruz. İki terim olduğu için parantez açıyorum. Ve w'ye bölüyoruz. Bunun da x'e göre integralini alıyoruz. Şimdi bunu yukarı atayım. Eksi diye gitsin. X e eksi x olur. E ile çarpılıyor. X eksi x artı 2 ile çarpılıp integrali alınacak x'e göre. Bunu da çarpalım. Daha integral alınmıyor. Düzenleyelim. Ne kalır? Eksimizi unutuyoruz. Unutmayalım. Ee, x kare kalır. Artı 2x e üstü eksi x kalır. x karenin integrali kolay arkadaşlar eksiği oturup atalım. Köşeli parantez açalım hadi. x kare integrali x küp bölü 3 artı 2 diyorum arkadaşlar. Sonra açıyorum parantez x e üstü eksi x'in integralini kısmı integralden alıyorum. x'i yazıyorum. e üstü eksi x'i yazıyorum. x'in türevini alıyorum. 1. Bir daha alıyorum. 0. e üstü eksi x'in integralini alıyorum. eksi e üstü eksi x eksi e üssü eksi x'in bir daha integralini alıyorum. E üstü, eksi x. Sonra böyle çarpıyorum. Artı böyle çarpıyorum. Eksi. Ne çıkıyormuş bakalım. E, ee, i̇kiden sonra ne oluyor? Şuranın integrali yani aşağıda. Eksi x e eksi x eksi buradan bir eksi geldik. Eksi e üssü eksi x kapatalım. Köşeli parantezle kapatalım. Şimdi bunu biraz düzgün yazalım. Neymiş bu? Eksi x küp bölü 3. Eksi 2x tane e üssü eksi x. Eksi 2 tane e üssü eksi x. Bu bizim u birimiz. Bunu unutmayalım. Burada dursun. Şimdi u2'yi bulalım. U2 eşittir. İntegral eksi yok. Y1 yani e üssü x çarpı fx fx'imiz neydi? x e üssü x artı 2 idi. W'imiz de e üssü 2 x'ti. Bunun x'e göre integrali. Bunu da yukarı atalım. E üssü eksi x de çarpılmış olsun. Şunlar yukarı giderse. Yukarı giderse. Çarpı x eksi x artı 2'nin integrali x'e göre. Devam edelim. Bunu da çarpalım. Ee, ne kalır burada? x kalır. Artı 2 eksi eksi x kalır. Bunun integrali. Peki ya bunun integrali nedir? e, x kare bölü 2 art, artı olmaz eksi 2 tane e üstü eksi x olur. Bu da ne? U2. U1'i bulduk. U2'yi de bulduk. Çözümü yazalım. Şimdi e, Y1 çarpı U1. Y1'imiz neydi? E, e üstü x'ti çarpı U1. U1 burada. Açalım köşeli parantez. Eksi x küp bölü 3. Eksi 2 x tane e üstü eksi x. Biz yukarıda eksiyi dağıttık mı diye düşünüyorum. Hayır dağıtmadık. Bakın burada bir hata yaptık sanırım. Şurayı bir daha kontrol edelim. Şu eksiyi ben açtım mı? Burada e, eksi 2 ile bu çarpacak. Burası artı olacak. Bir dakika durayım. Bu eksi buraya geldi. Eksi 2 iki, eksi ile bu çarpacak. Burası artı olacak. Eksi 2 ile bu çarpacak. Burası da artı olacak. Evet. Burada bir eksi hatası yapmışım. Devam edelim. Şimdi düzelttiğimizi düşünüyorum. O zaman e, eksi x küp bölü 3 artı 2x e x x artı 2 e eksi x y1 çarpı 1 artı y2 x e x diye çarpı u2 burada x kare bölü 2 eksi 2 e üssü eksi x olacak. Şimdi soru burada bitti arkadaşlar. Biz yine de ben bir Devam etsem ne olur? Bakıyorum. Elsi x çarpı x eksi x küp bölü 3 olur. Bunlar gider. Artı 2x gelir. Artı 2 gelir. Bu tarafta ne olur? Artı x küp eksi x bölü 2 olur. Eksi 2x olur. Şurada da paydaşlayayım hadi. Daha güzel bir sonuç bulmaya çalışıyorum. Aslında soru bitti e, ee, eksi 2 e üssü x çarpı x küp bölü 6 oldu burası. Artı şunlar gitti. Şunlar gitti. Şurayı da yapalım. 3 x küp e üssü x bölü 6 artı 2 bakıyorum sen son sonuç bunlar aynı ee, x küp bir tane kalıyor x küp e üssü x bölü 6 artı 2 arkadaşlar en son sonuç budur çok da güzel bir sonuç oldu ee, y partiları y özel budur o zaman genel çözümü de yazalım y genel eşittir. C1 çarpı e üssü x artı C2 çarpı x e üssü x artı x küp e üssü x bölü 6 artı 2 bizim genel çözümümüzdür. Bundan anlamı şu arkadaşlar. Bunu alıp siz gidip yukarıda en yukarıda yazacak olursanız en yukarıda bunu tabi türevini alıp ikinci türevini buraya yazarsanız Birinci türeye not eksik ile çarparsanız, kendisinde yazarsanız bu çıkmak zorunda. Bunu da unutmayınız. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.